İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim. Can can diyor söylerdi, ben can nedir şimdi bildim. Muhidin eder hakadir, görünür her şeyde hazir. Ayan nedir, han nedir, nişan nedir, şimdi bildim.
şeyde hazır. Ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim. Tıp ve Eczacılık Dünyası'nın seçkin üyeleri, Eczacıbaşı topluluğunun değerli üyeleri, öğrencilerimiz, basın mensupları, saygıdeğer konuklar. Sizlerle birlikte bu akşam burada olmaktan mutluluk ve onur duyduğumuz ve bu sene 62.si düzenlenen Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz efendim. Efendim törenimize Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı müzik burslarıyla Almanya, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İtalya'da virtüözlük eğitimlerine devam eden 12 bursiyerimizin yeni bir düzenlemeyle seslendirdiği çok değerli sanatçımız Fazıl Say'ın İnsan İnsan eseriyle başladık. Elbette ki olağanüstü yetenekteki bu sanatçılarımızın bu güzel parçayı icrası bizler için onur verici. Ancak bizleri onurlandıran başka bir şey daha var. Efendim, ismiyle müsemma insan, insan. Bu sene Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın girişimiyle 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda 2021 yılı Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olarak ilan edildi. Bizler de Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı olarak bu anlamlı günde müzik bursiyerlerimizin aracılığıyla salgınla mücadeleye devam eden tüm sağlık personelimize ve bilim insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Elbette ki isimlerini anmadan bursiyerlerimizin geçmeyelim. Aslıhan Keçebaşoğlu, Deniz Esen, Deniz Su Polat, Ece Selin Yüksel, Elman Mecit, Elvin Hoksa Ganiyev, Emre Türk Topu, Ezgi Türk Göktürk, İdil Kutay, İlker Yiğit Gül, Melis Çom ve Pelin Nur Işıkçı'ya bu değerli performanslar için de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum efendim. Birazdan Eczacıbaşı topluluğunun bilime katkı, başarıya ödül geleneğini sürdüren Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 62. yılında 5 farklı kategoride değerli bilim insanlarına ödüllerini sunacağız. İlk olarak
açılış konuşmasını yapmak üzere Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı'nı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın başkanlar, değerli hocalarım, sayın konuklar. Doktor Necdet Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Töreni'ne hoş geldiniz. Eczacıbaşı topluluğunun 79. Doktor Necdet Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 62. yılına dünyayı ve ülkemizi yaklaşık 2 yıldır kuşatan pandemi koşullarında ulaştık. Kayıplarımız oldu, acılarımız oldu, kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlar oldu. Mücadelemiz hiç durmadı ve umutlarımız hep var oldu. Geçen zamanda çok cana mal olan, hayatı değiştirip rehin alan pandeminin daha da yayılmasını önlemek, hastaları hayata döndürmek, bireyleri korumak, ekonomik işleyişi durdurmamak ve nihayetinde aşı bulup hızla üretmek, yaymak da endişenin, mücadelenin ve umudun peş peşe gelen, iç içe geçen sayfalarını oluşturdu. Salgın sırasında dünyanın çeşitli bölgeleriyle birlikte ülkemizde de etkili olan deprem, yangın, sel gibi felaketlerle de sarsıldık ve hepsi birden doğaya, çevreye karşı sorumluluklarımızın, araştırma ve bilimin önemini bir kez daha bizlere anlattı. Geleceğimiz için çok sayıda ders çıkarttık. Söz konusu ulusal ve küresel tehdit ve endişeler, ülke çapındaki kadar uluslararası işbirliği ve dayanışmanın değerini de bir kere daha gösterdi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, çok kısa sürede nasıl küresel bir salgına dönüşmüşse, aralarındaki tüm ulusal, uluslararası gerilimlere rağmen insanlığın, milletlerin, devletlerin felaketlerle mücadelesi de küresel olmak zorundaydı. Çözümün sınırları olamazdı. Kökleri Anadolu'ya uzanan iki bilim insanının Almanya'da bir Amerikan firmasıyla işbirliği yaparak çok kısa sürede bütün dünyaya sunduğu aşı, geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendirdi. 4 milyonun üzerinde can kaybı yaşayan dünya, 2 yıl dolmadan 5 milyar doz dolayında aşı yapabildiyse, bu onların katkılarıyla gerçekleşebildi. Bütün bunlar belki hala yetersizdi. Ancak bir asır önce dünya savaşı, ateşkes, işgaller, devrimler sürecindeki küresel İspanyol gribi salgınında 50 milyona yakın insan can vermişti. Aşı bir yana, antibiyotiğin dahi henüz bulunmadığı düşünülürse, insanlığın bilim ve sağlık yolculuğu 100 senede müthiş bir yol kat etmişti. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın 2021 yılının sağlık çalışanları yılı olması için yaptığı önerinin bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi'nde 73. Dünya Sağlık Asamblesi üyelerince oy birliğiyle kabul edilmesi, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesi de pandemiyle mücadele eden fedakar sağlık profesyonellerinin uluslararası bir seferberliğin parçası olduklarını gösteriyordu. 155 yıl önce İstanbul'da Uluslararası Sağlık Konferansı yapılmış. Aylarca süren toplantılarda ünlü yazar Marcel Proust'un doktor babası Adrien Proust'un öncülüğüyle de Dünya Sağlık Örgütü ile mesafe, hijyen, karantina gibi bugünün temel örgüt ve tedbirlerinin küresel yolculuğu tam burada ivme kazanmıştı. Dönemin Hariciye Nazırı Mehmet Emin Ali Paşa'nın o konferansı açış konuşmasındaki şu sözleri bugün de aynı önemi taşıyor.
Tam manasıyla insaniyete hizmet olan bu vazifede ilerlemenin temel kanunu olan beşeri kardeşlik, medeni milletlerin birbirine karşılıklı teminatıdır. 1923'te sadece 300 kadar doktora sahipken, 1933 üniversite reformunda misafir bilim insanlarının katkısıyla tıp eğitiminde çağı yakalayan Cumhuriyetimiz, kuşkusuz bugünkü mücadelemizin sağlam ve bilimsel temellerini hazırladı. Eczacıbaşı topluluğu da bu tarihin öncü ve önemli bir parçası olarak çağdaşlık yolculuğunda yerini aldı. İzmir'de Süleyman Ferit Bey'in eczanesiyle başlayan toplumsal değerlere adanmışlık, İkinci Dünya Savaşı'nın yokluk şartlarında İstanbul'da Necat Eczacıbaşı'nın ufkuyla Türkiye'nin sağlık, hijyen, temizlik ve kaliteli yaşam sürecinin temel taşlarını oluşturdu. Vitaminden ilaca, mamaya, temizlik kağıtlarına, seramik sağlık gereçlerine, armatürlere, kolonyaya, antibakteriyel sıvılara, teşhis teknolojilerine, bu alanlardaki buluş ve araştırmalara yayılan topluluğumuzun faaliyetleri, ülkemizde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama öncülükle kalmadı, pandemi döneminde de sağlık sisteminin ve toplumunun hayati ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkı sağladı. Eczacıbaşı topluluğu 1959'dan başlayarak tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesine katkı, araştırmalara destek ve başarılı çalışmaları ödüllendirmek üzere Doktor Necat Eczacıbaşı tıp ödüllerini oluşturdu. Geleceğimizin umut verici olması için değerlerimizi bilmeli, öne çıkarmalı, teşvik etmeli, takdir etmeliydik. Saygıdeğer bilim insanlarımızın değerlendirmeleriyle tıp dünyamızın önemli isimlerini ve bugün yarın topluma büyük hizmetlerde bulunacak gençleri ödüllendirmeye çalıştık. Cumhuriyet Tıp Ödülleri ile Cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri ışığında tıp tarihimizde büyük önem taşıyan dünya ve istiklal savaşlarında da büyük hizmetleri bulunmuş Ordinarius Profesör Doktor Hulusi Behçet, Doktor Refik Saydam, Ordinarius Profesör Doktor Tevfik Sağlam, Ordinarius Profesör Doktor Masar Osman Uzman ve Ordinarius Profesör Doktor Akil Muhtar Özden'i ödüllendirmekten onur duyduk. Sayın başkanlar, değerli hocalarım, sayın konuklar, ülkemizde salgına karşı seferberlik, aşılamanın yaygınlığı, sağlık profesyonellerinin ve hastanelerimizin kalitesi ufkumuzu açık tutuyor. Eğitimde, iş hayatında, çalışma ortamında, toplumsal hayatın her alanında normalleşebilme umudumuz şimdi daha güçlü. Elbette bu işin bitmediğini, yeni varyantlarıyla çok hareketli, inatçı bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu unutmadan, gerekli tedbirleri elden bırakmadan hayatımızı sürdürmek durumundayız. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımızın ve her alandaki mücadelemizin tüm üyelerini yürekten selamlıyor, tüm kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Necat Eczacıbaşı ve onun hayallerini, değerlerini paylaşmış, kimi artık aramızda bulunmayan yol arkadaşlarını da minnetle hatırlıyoruz. 2021 Doktor Necat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin bilimsel değerlendirme sürecinde tam bir gönüllülük esasıyla gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları için Profesör Doktor Turgay Dalkara başkanlığında, Profesör Doktor Murat Akova, Profesör Doktor Şermin Genç, Profesör Doktor Ahmet Gül, Profesör Doktor Arzum Erdem Gürsan, Profesör Doktor Hakan Orer ve Profesör Doktor Lale Tokkuzoğlu'ndan oluşan Bilimsel Değerlendirme Kurulumuza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Hepinize saygılar sunarken, bu yıl tıp ödüllerine aday olan, kazanan, bugünün ve geleceğin
tüm bilim insanlarını kutluyorum. Sayın Eczacıbaşı'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Efendim, geleceği bugünden yaratan ana güç bilimsel araştırma tutkusudur diyen Doktor Nejat Eczacıbaşı'nın başlattığı bu girişim bugün çok değerli bilim insanlarımızın özverili çalışmalarıyla devam ediyor. Bu bağlamda Profesör Doktor Turgar Dalkara başkanlığında toplanan Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyelerimizi bir kez de ben sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Profesör Doktor Turgay Dalkara, Profesör Doktor Murat Akova, Profesör Doktor Şermin Genç, Profesör Doktor Ahmet Gül, Profesör Doktor Arzum Erdem Gürsan, Profesör Doktor Hakan Orer ve Profesör Doktor Lale Tokgözoğlu'nu saygıyla selamlıyor ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve konuşmasını yapmak üzere Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Turgay Dalkara'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı topluluğunun değerli üyeleri, sayın hocalarım, sevgili konuklar. Güzel dünyamızın sorunları her geçen gün ağırlaşıyor. Aslında özür dilerim. Bunu daha önce çıkarmalıydım. Salgınlar, aşırı iklim olayları, kitlesel göçler, sosyal çalkıntılar artık her an gündemimizde. Pandemiyle birlikte yaşamımızın başka insanların yaşamlarına ne denli bağlı olduğunu, kişisel kaygılarımızın ötesinde küresel sorunların da varlığını fark etmeye başladık. Öyle görünüyor ki önümüzdeki 10 yılların gündeminde artık erteleyemeyecek olduğumuz sorunları kabullenmek, nedenlerini irdelemek ve çözüm üretmek olacak. Böyle bir kritik dönemde bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu zor sorunların çözümünde bilimin kılavuz almak konusunda tereddütümüz yok. Nitekim salgınların ortaya çıkmasıyla birlikte bilim insanları virüsü tanımlamaya, tanı, tedavi yöntemleriyle aşı geliştirmeyi tarihte görülmemiş bir hızla başarabildiler. Sağlık çalışanlarımız ise daha ilk günden kendi hayatlarını hiç tereddütsüz riske atarak salgınla savaşta en ön cephede yer aldılar. Bu vesileyle COVID'le mücadelede hayatlarını kaybeden değerli sağlık çalışanlarını saygı ve şükranla anıyorum. Bilime ve tıbba duyduğumuz güven sayesinde salgının kısa sürede sonlanacağına ilişkin umutlarımızı koruyabiliyoruz. Bu olumlu tespite rağmen önümüzdeki yıllarda bilimin önderliğinde üretilecek çözümleri kolay bir gelecek beklemediğini de hatırlatmak isterim. Hatırlarsınız, bilim sigara ve kurşunlu benzinin zararını çok uzun yıllar önce tespit etmişti. Ama gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi hiç de kolay olmayan bir süreçle gerçekleşti. Bugün yaşadığımız çevre felaketleri konusunda ise bilim insanları bizi 40 yılı aşkın bir süredir uyarmaktaydı. İzninizle bu süreçteki pek çok zorluktan ikisine kısaca dikkat çekmek istiyorum. Yalancı bilim ve yalan bilgilendirme. Sosyal medya aracılığıyla çok kolay yayılabilen bu tür mesajlar maalesef yaygın kabul ve ilgi görüyor. Çünkü yalancı bilim uzun bilimsel araştırmalarla, emekle ortaya konan gerçeği değil, insanlara duymak ve inanmak istediklerini gerçek gibi sunmayı hedefliyor. Örneğin kahve falını seviyoruz. Çünkü birisi bize duymak istediklerimizi olabilirmiş gibi anlatıyor. Piyango bileti alıyoruz. Çıkma ihtimalinin çok çok düşük olduğunu
bilmemize rağmen mucizelere inanmak istediğimizden. Benzer şekilde birilerinin aşıya, maskeye, sosyal kısıtlamalara gerek kalmadan mucizevi bir öneriyle pandeminin sonlanabileceğini söylemesini bekliyoruz. Oysa yaşadığımız süreçte bilimin yönteminin bu olmadığını birlikte yaşadık. Örneğin bir aşının etkinliği konusunda ancak yeterli sayıda kişide yapılan uygulamaları belirli bir süre izledikten sonra bir ön karara varabiliyoruz. Bu süreç sonunda geçici olarak ruhsatlandırılan aşılara ise yeterli deneyime ulaşılmadan kalıcı izin vermiyoruz. Defalarca küçük hasta sayılarıyla acele varılan sonuçların yanıltıcı olabileceklerini ve ancak bilimsel ilkelerin eksiksiz uygulandığında elde edilen bilgiye güvenebileceğimizi öngördük. Buna rağmen yalancı bilimin kabul oranı o kadar yüksek ki, bilimin üstünlüğü konusunda tereddüt olmayan sosyal ve siyasi kurumlar, bilim karşıtlığına karşı her zaman kararlı bir tutum izlemeyebiliyorlar. Bütün bu zorluklara rağmen bilimle güzel günlere erişeceğimize inancımız tam. Bugün burada gönüllerini bilime ve yaşamlarını insanlığın hizmetine vermiş, Nazım Hikmet'in dizeleriyle ifade edecek olursak, kocaman gözlükleri, beyaz gömlekleriyle bir laboratuvarda yüzünü bile görmedikleri insanlar için ölebilecek değerli bilimsel insanlarımızı ödüllendirmek ve onlara şükranlarımızı sunmak için bir araya geldik. Bilime dünya çapındaki katkılarıyla bizi gururlandıran bu hocalarımızı candar kutluyor, geleceğimizin parlak umutları olan genç bilimcilerimizin de başarılarının devamını diliyoruz. Bitirirken merhum Doktor Necat Eczacıbaşı'nın yıllar içinde pek çok değerli bilim insanımızı yüreklendiren ilerici vizyonu nedeniyle saygıyla anıyor. Ayrıca 100'e yakın başvuruyu büyük bir titizlikle değerlendiren Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri hocalarıma, Sayın Bülent Eczacıbaşı olmak üzere bilime koşulsuz destekleri nedeniyle Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Evet, Sayın Dalkara'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve ödül törenimize geçmeden önce sizlere küçük bir sürprizimiz var. Doktor Necat Eczacıbaşı Vakfı'nın değerli müzik bursiyerlerinden flüt sanatçısı Ece Selin Yüksel ve arp sanatçısı Melis Çom birazdan bize küçük bir dinleti sunacaklar. Efendim Ece Selin Yüksel, École Normale de Musique de Paris, Alfred Kotor'da ileri seviye yüksek konser sanatçısı programında. Melis Çom ise Almanya'daki Hochschule Musik Und Theater München'da arp ve yeni müzik bölümlerinde eğitimlerine devam ediyor. Şimdi bu iki olağanüstü yetenekli genç sanatçımızı bu gece için hazırladıkları dinleti için sizlerle baş başa bırakıyorum ve sahneye davet ediyorum efendim.
Gece, Selin Yüksel ve Melis Çom. Değerli genç müzisyenlerimizden Bizet'in Habanera ve Bach'ın Siciliano eserlerini dinledik. Bu harika dinleti için kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim, kariyerine bir bilim insanı olarak başlayan Doktor Nejat Eczacıbaşı'na göre özlediğimiz ileri Türkiye'ye ancak bilim yoluyla ulaşabilirdik. 1959 yılında bu anlayışla başlayan bilime katkı, başarıya ödül geleneği kapsamında bugüne kadar 35 tıp bilim ödülü, 44 tıp teşvik ödülü, 18 tıp öğrenci proje ödülü verilirken 179 çalışma bilimsel araştırma destek ödülleri kapsamında başarıyla tamamlandı. Ve artık merakla beklediğimiz ödül törenimize geçiyoruz efendim. Ödül törenine geçmeden kısa bir hatırlatmak istiyorum. Elbette ki sahneye gelen konuklarımdan sosyal mesafeyi korumalarını rica edeceğim. Fotoğraf çektirmek için maskelerini çıkartmalarını ancak birbirimize de fazla yaklaşmamamızı rica edeceğim. Buna dikkat edersek çok sevinirim. Ve efendim, ilk ödülümüz Tıp Öğrencileri Proje Ödülü. Öncelikle ödülü takdim etmek üzere Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Sayın Esra Eczacıbaşı Coşkun'u alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Sizi böyle alacağım. Efendim, kazananımız 2017 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Tıp Fakültesi sürecindeki araştırma deneyimini Profesör Doktor Uğur Sezerman'ın laboratuvarında transkriptom analizi ve makine öğrenmesi üzerine çalışarak elde etti. 2021 yılında TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından proje çalışmalarını Profesör Doktor Uğur Sezerman'ın laboratuvarında sürdürüyor. Efendim, 2021 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nün bu seneki sahibi Bengüsü Karaköse. Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Esra Hanım. Bengüsü Hanım, duygularınızı bizim için lütfen paylaşır mısınız? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sayın Eczacıbaşı Vakfı yetkilileri, Sayın Eczacıbaşı Topluluğu yetkilileri, Sayın hocalarım, Sayın dekanım, Sayın danışmanım, sevgili ailem, canım annem ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Burada karşınızda bu ödülü almış olarak bulunuyor olmak benim için gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Öncelikle tekrar teşekkür ederim burada bulunan herkese. Tıp fakültesine girdiğimdeki hedefim aslında bilim insanı olmaktı, bilim alanında ilerlemekti. Ve bu tüm süreçlerde tıp fakültesi öğrencilerinin projelere katılmasını, bilimsel araştırmalar yapmasını destekleyen Eczacıbaşı Vakfı'na tekrar çok teşekkür ederim. Tıp fakültesi öğrencilerini bu programa dahil ettikleri için. Bahsettiğim gibi tıp fakültesine girdiğimdeki hedefim bilim insanı olarak ilerlemekti aslında, ama daha öncesinde de sorsanız Bengüsü ne olmak istersin, ne yapmak istersin diye, küçüklüğümden beri söyleyeceğim şey bilim insanı olmak istiyorum, bilim alanında ilerlemek isterim, araştırma yapmak isterim de. Küçüklüğümden beri tüm bu süreçlerde yanımda olan, beni her zaman destekleyen, bilimle, kitaplarla ve sanatla büyüten canım annem Doktor Özlem Atabey'e çok teşekkür ederim. Bunun dışında bahsettiğim gibi yapmamız gereken şey aslında okumak, çalışmak, araştırmak, düşünmek, devam etmek, sorgulamak, yapamamak, bazen de tekrar denemek, tekrar çalışmak, sınırlarımızın dışına çıkmak, bilmediğimiz yerlere ulaşmaya çalışmak, daha yeniye, daha iyiye ulaşmaya çalışmak. Tüm bu süreçlerde motivasyonum kırıldığı zaman, yorulduğum zaman, yapamayacağımı düşündüğüm zaman beni destekleyen, her zaman yanında olan mentorum Profesör Doktor Uğur Sezerman. Hocam çok teşekkür ederim. Öğrenciniz olmaktan gurur duyuyorum. Bahsettiğim gibi çalışmak, düşünmek, okumak, yazmak, araştırmak, sorgulamak, yeni ve daha iyiye ulaşmaya çalışmak. Ve bilimin ışığında aydınlık bir geleceğe en iyi, en hızlı bu şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Konuşmamı Doktor Necdet Eczacıbaşı'nın çok değer verdiğim, çok beğendiğim bir sözüyle bitirmek istiyorum. Başarı, kolaya yönelenlerin değil, ancak yeniye ve daha iyiye ve daha ileriye
güç yetirebilenlerin, bunları göze alabilenlerindir. Tekrar çok teşekkür ederim. Herkese keyifli bir akşam ve çok iyi bir ödül töreni diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 2021 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü'nün sahibi Bengüsü Karaköse efendim. Ve saygıdeğer konuklar, sırada 2021 Bilimsel Araştırma Destek Ödülü var. Kazananı ödülünü takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Turgay Dalkır'ı yeniden sahneye davet ediyorum efendim. Efendim, kazananımız 2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2006 yılında Sabancı Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik Programı'ndan doktorasını aldı. 2006-2012 yıllarında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Dana-Farber Cancer Institute'de Profesör Doktor Anthony G. Letai ile post doktora çalışmalarını tamamladı. 2017 yılında doçent unvanını aldı. Kendisi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. 2021 Bilimsel Araştırma Destek Ödülü sahibi Doçent Doktor Özgür Kütük. Hoş geldiniz. Hocam, birlikte fotoğraf çekelim. Teşekkür ediyoruz. Hocam, sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi ben öncelikli olarak Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı'na, Eczacıbaşı topluluğuna ve değerlendirme komitesindeki sayın hocalarıma teşekkür ediyorum. Çok meşhur laf olarak onların omuzlarının üzerinde yükseliyoruz. Umarım birileri de bizim omuzlarımızın üzerinde yükselmeye devam eder. Çünkü bilim çok keyifli bir iş. Doğru insanlarla, doğru altyapıda çalışırsanız inanılmaz keyifli bir iş. Örneğin ben hastaların kanındaki dolaşan hücreleri kültürlemeye çalışıyordum. 17 ay sürdü bunu yapabilmem. Ama o sabah gelip de o hücrelerin büyüdüğünü gördüğümde o mutluluğu ve o heyecanı size anlatmam mümkün değil. Bu heyecanı hiç kaybetmeden mutlaka disiplinli bir rutinle çalışmaya devam etmek gerekiyor. Bilimle ilgili tüm gelişmeleri günü gününe takip etmek gerekiyor. Ve tüm bunları bir arada harmanlayarak insanlık ve evrenle ilgili doğru soruları sorarak o sorulara cevap vermek gerekiyor. Bu anlamda bu zor zamanlarda bu destek bizim için çok çok önemli oldu. Çok minnettarız. Ek olarak aileme teşekkür etmek istiyorum. Söylediğim gibi mentorlar çok önemli, omuzlarında yükseldiğimiz insanlar. Sabancı Üniversitesi'nden Hüveyda Başağa'ya ve Uğur Sezerman'a teşekkür etmek istiyorum. Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bilkay Baştürk'e ve Doktor Turgut Noyan'a teşekkürlerimi ifade ediyorum. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk, her şeyi ona borçluyuz. Çevremizde yaşananları gördüğümüz zaman zaten ne kadar değerli bir miras bıraktığını ve akıl ve bilimle onun yolundan yürümeye devam etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, 2021 Bilimsel Araştırma Destek Ödülü Doçent Doktor Özgür Kütük. Ve sırada 2021 Tıp Teşvik Ödülümüz var. Tıp Teşvik Ödülünü takdim etmek üzere Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Sayın Atalay Gümrah'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Efendim, kazananımız Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimini 2004 yılında dereceyle tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve 2009 yılında PhD unvanını aldı. 2011 yılında Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2010 yılında yardımcı doçent, 2012'de doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.
halen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdürüyor. 2021 Tıp Teşvik Ödülü Profesör Doktor Elif Çadırcı. Allah Bey, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Elif Hanım. Tebrikler. Merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ben de teşekkürle başlamak istiyorum. Öncelikli olarak Eczacıbaşı Vakfı Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu ödüller, motivasyon bizim için önemli. Çünkü çalıştığınızın takdir ediliyor olması aynı zamanda insanı motive eden bir şey. Hatta çocukluğunuzdan itibaren aslında motive edilmek için çalışırsınız. Önce anneniz sizi motive edince sevinirsiniz. Sonra okulda öğretmeniniz sizi motive edince, takdir edince sevinirsiniz. İş yerinde çalışma arkadaşlarınız tarafından takdir edilir. Sevinirsiniz ve yaptığımız başarılar aslında bizim yaptığımız çalışmalar bir nevi takdir edilme ihtiyacımızın da sonucudur. Ve özellikle ailemiz tarafından takdir edilmeyi severiz, isteriz. Bununla gurur duyarız. O yüzden Türkiye'de de sağlık ve ilaç alanında bilimsel çalışmaların köklü bir bireyi olan, bilim ailesinin köklü bir bireyi olan Eczacıbaşı, yani ailemizden biri tarafından takdir edilmiş olmak çok büyük, büyük bir gurur. İnsan kendi ailesi tarafından takdir edilince daha mutlu oluyor bence. O yüzden bilim kuruluna ve Eczacıbaşı yönetim kuruluna tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İkincisi bizim çalışma arkadaşlarımız, özgeçmişimiz tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Biraz önceki konuşmacı arkadaşlar da, ödül alan arkadaşlar da, kendilerini de tebrik ediyorum tekrar. Belirttiler, sadece bireysel olarak yapmazsınız çalışmalarınızı. Aileniz, akrabalarınız, okuldaki öğretmenleriniz, ilkokuldan itibaren bütün öğretmenleriniz aslında sizin başarınızda katkı sağlarlar. O yüzden ilk öğretmenlerim olan annem, babama, ablam, kardeşime hayatımdaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra iş arkadaşlarımız dedik, Atatürk Üniversitesi ismini taşımaktan dolayı, bence isminden dolayı Türkiye'nin en güzel üniversitesi Atatürk Üniversitesi. İsmini taşımaktan gurur duyduğum, çalışmalarımı birlikte yapmaktan gurur duyduğum Atatürk Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşlarıma, sadece hocalarıma değil, birlikte çalıştığım tüm öğrencilerime, asistanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle çalışmaların bireysel olarak yapılmadığının bilinmesi o yüzden kıymetli. Bu ödül de o yüzden sadece bana değil, aslında ekibime, çalışma arkadaşlarımın tamamına verilmiş bir ödül gibi değerlendiriyorum. Sadece bir kişiyi değil, aslında o üniversitenin tamamını, oradaki çalışma arkadaşlarının tamamını motive eden faktörler aldığımız ödüller. Üçüncüsü, söyleyeceklerimi ezberlemiştim ama şu an unuttum sanırım. Bilimsel çalışmalar, işte mesleki eğitimler benzeri açısından düşündüğümüz zaman bizim öğrencilerimize verdiğimiz birçok teknik teorik bilgi var. Ama biraz önce Turgay Hocam'ın da söylediği gibi yalancı bilimden uzak durmak gerekiyor. Bunun için de bilim öğrencilerime hani temel misyonumuz, temel vizyonumuz ne olmalı diye söylediğimizde mesleki bilgiyi, teknik bilgiyi her zaman öğreniyoruz. Ama dürüstlük ve merhamet temel unsurlarımız olmalı. İnsan olmanın temel sorumluluğu bence öncelikli olarak merhametli ve dürüst olmak. Ama bilim insanı olduğunuz zaman sadece bilimin şey olmak yetmiyor. Merhametli ve dürüst olmak yetmiyor. Bir de üzerine cesur olmak gerekiyor. Çünkü bilim insanı laboratuvarda bulduğu her bulguyu, yaptığı her çalışmayı, sonuçları ne çıkarsa çıksın, mevcut literatüre, bilgiye aykırı bile olsa cesaretle savunmalı ve arkasında durmalı. Tüm fikirlerini, çalışmalarını her zaman cesaretle savunabilmeli ve duyurmaya çalışabilmeli. O yüzden bence bilim insanının temel sorumluluğu dürüstlük, merhamet ama özellikle cesur olmak. Zaten tarihi, hani bilim tarihini incelediğiniz zaman ne görüyorsunuz? Bütün büyük bilimsel gelişmeler aslında bulgularıyla mevcut kalıplaşmış bilgiye muhalefet eden cesur bilim adamlarının adımlarıyla oluşmuş. O yüzden söyleyeceğim son şey, bol bilimli ve cesur günler diliyorum herkese, tüm katılımcılara. Ben 2021 Tıp Teşvik Ödülü Profesör Doktor Elif Çadırcı. Ve sıradaki ödülümüz 2021
Tıp Bilim Ödülü. Hakemli dergilerde 267 araştırma makalesi, 19 editoryal makale, 7 kitap bölümü, 30 binin üzerinde atıf. Sadece son 5 senede 90'dan fazla uluslararası konferansta sunum. Bilime adanmış bir hayat. Profesör Doktor Mübeccel Akdiş. ...1960 yılında Manisa'da başladı hayat. 4 kız kardeş. Çocuklarının iyi bir eğitim alması konusunda özen gösteren bir anne. Güçlü kadınlar, birbirine destek kadınlar. Çok başarılı lise yılları. Yine bir kadın, bu sefer biyoloji öğretmeni. Ve tıbba gönül verme yolunda ilk fikirlerin oluşması. 1985'te Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyet. Gönül verilen yolda aynı tutkuyla yürüyecek yol arkadaşıyla buluşma. Merinos fabrikasında iş yeri hekimliği ve girişimci ve dönüştürücü bir anlayışla fabrikada kurulan işitme laboratuvarı. Yeni yol arkadaşının denizin doğumu ve bir dönüm noktası. Zürih'e 2 yıl kalma niyetiyle yerleşme. 1994 yılında Zürih Üniversitesi'ne bağlı İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'nde doktora çalışması. 2003'te Enstitü'de İmmünregülasyon Bölüm Başkanlığı. Zürih Üniversitesi'nden 2005 yılında doçentlik, 2015 yılında profesörlük. İmmün sistem, T hücreleri, B hücreleri, hücre alt grupları, ilk kez insanda var olduğu gösterilen hücre ve fonksiyonları. Birçok araştırma grup başkanlıkları, sayısız araştırma ödülü. 2013'te Pekin Medikal Üniversitesi'nden, 2020'de Wuhan Üniversitesi'nden onursal profesörlük. Türkiye ile hep güçlü tutulan bağlar. Onlarca Türk bilim insanına araştırma olanağı sağlama. Profesör Doktor Mübeccel Akdiş. Bilimle, araştırmayla, merakla, çalışmayla, öğrenme ve öğretme tutkusuyla geçen 61 yıl. 2021 Tıp Bilim Ödülü Mübeccel Akdiş. Ödülünü takdim etmek üzere Sayın Bülent Eczacıbaşı'nı da alkışlarla sahneye davet ediyorum. Profesör Doktor Mübeccel Akdiş. Akşamlar. Bu kadar heyecanlanmayacağımı sanıyordum ama çok heyecanlıyım doğrusu. Öncelikle Necdet Eczacıbaşı Vakfı'na bizim bu ödülümüzü karar veren bilim kuruluna çok teşekkür ediyorum. İyi ki beni seçtiniz, çok mutlu ettiniz. Benim için çok özel bir yeri olacak bu ödülün her zaman. Aslında ben... Tabii ki benim çalışma hayatım diğer arkadaşlarınkinden çok uzun. 27 senedir biz İsviçre'de yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Her ülkenin bilimdeki zorlukları çok farklı. Türkiye'deki zorluklar tabii ki katmerli diyeceğim. Malzeme bulmaktan tutun da pek çok sorunla boğuşuyor bilimde uğraşan, bilimle uğraşan arkadaşlar. İsviçre'de biz ne yaptık? Biz çok çalıştık. Bir kere yabancı bir ülkedesiniz ve çok disiplinli bir ülkede çalışıyorsunuz. Onlardan çok daha fazla çalıştık ama çok severek çalıştık. Aslında Türkiye'den hiç gitmedik.
Çünkü yanımıza şimdiye kadar 60'ın üzerinde bir ya da iki kez gelen arkadaşlar oldu. Şu anda da 5 tane Türk var laboratuvarımızda çalışan. Evet, bilimden ayrılmayalım. Çünkü önümüzdeki aydınlık geleceğe sadece bilimle ulaşabileceğiz. Benim İsviçre'de çok değişik anılarım oldu. Örneğin Zürich Üniversitesi'nde eğer bir pozisyona başvuruyorsanız kadın ve erkek olarak iki ayrı tuş var orada. Ben dedim bizde böyle bir ayrım yok. Bunun sebebini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Çünkü bizde kadın erkek ayrımcılığı en azından bu konuda Atatürk sayesinde hiçbir zaman olmadı. Ben bu ödülü vesile olarak kullanacağım ve hayatımdaki insanlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o kadar hızlı yaşıyoruz ki sanıyorum en sevdiklerimize, yakınlarımıza teşekkür etmeyi unutuyoruz. Öncelikle tabii ki 4 kız çocuğuna rağmen moralini bozmamış olan annemle babama çok teşekkür ediyorum. Hepimizi en iyi eğitimi almamız için uğraştılar. Ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Bana korunmanın, kollanmanın mutluluğunu yaşattılar. Kız kardeşime çok teşekkür ediyorum. Biraz despotluk yapmış olabilirim ama korumayı ve kollamayı öğrettiği için bana. Sevgili eşime çok teşekkür ediyorum. Sınıf arkadaşıyız biz biliyorsunuz. Ama bana immünolojiyi sevdirdi. Bu uzun yolculukta birlikte el ele yürüdüğümüz için çok teşekkür ediyorum. Kızım Deniz'e çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza en büyük mutluluğu getirdiği için benim en değerli şeyim eşimle ikimizin. Bizi çok güzel eğitti. Daha iyi insanlar olmamızı sağladı. O yüzden çok teşekkür ediyorum kızıma. Damadımız Lucas'a çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza girdi, hayatımızı güzelleştirdi ve bir erkek evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşattı bize. Sevgili kayınvalideme çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir erkek çocuğu yetiştirip sonra da bana verdiği için. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Resimleri gördünüz. Biz yurtta kaldık bütün üniversite hayatı boyunca. Yurt arkadaşlarıma, hepsi buradalar, o da arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sonrasında hayatıma dokunan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların da bir kısmı burada. Umarım kimseyi unutmamışımdır diye düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada benimle bu güzel geceyi paylaştığınız için. Evet, çok güzel bir gelecek, bilimle yaşayacağımız, akılcı yaşayacağımız bir gelecek diliyorum hepimize. Efendim 2021 Tıp Bilim Ödülü Profesör Doktor Mübeccel Akdiş. Ve son ödülümüz şimdiye dek tıp tarihimizin unutulmaz bilim insanlarına verilen Tıp Onur Ödülü. Yollar boşaldı. Sıralar boşaldı. Parklar boşaldı. Sohbetler yarım kaldı. Oyunlar yarım kaldı. Planlar yarım kaldı. İşler durdu. Hayat durdu. Gelecek ertelendi. Endişe, kaygı, korku aldı yerini. Ancak yüzyılda bir görülen bir salgın 2020 Ocağı'nda başladı. Tüm gezegeni kısa sürede sardı. Korku ve panik ise salgından daha çabuk yayıldı. Dünya eve kapandı. Çaresizce bekledi. Ama her zaman tünelin ucundaki ışığı yakan, geleceği aydınlatan, korku dağlarını yıkan birileri vardır. We understood early on that this outbreak in China could become really a pandemic. We went to our team, discussed how this can be done. In the shortest possible time, we created the project named Lightspeed,
to make clear that we really want to go extremely fast. The entire project was a challenge in itself. This was an unknown virus, and we have a wonderful team which we have built over time, with which we have gone through thick and thin, through also difficult situations in the past, and we trusted that together we would just solve the problems as we would encounter them. Ben Türkiye'deki yüz binlerce sağlık çalışanından biriyim. Salgın boyunca ettiğimiz yemine sadık kaldık. İnsanlar ve insanlık için mücadele ettik. Büyük kayıplar verdik. Ama korkmadan, yılmadan, yorulmadan virüse karşı durduk. Şimdi sizin sayenizde daha kuvvetliyiz, dirençliyiz. Peki sizin bilim insanı olma yolculuğunuz nasıl başladı? I always wanted to become a scientist. Yeah. I was always driven by curiosity. I was reading science books very early about how things work, how nature works. So I always wanted to become a scientist. Yes, it was the same with me. I also cannot not recall one moment. I grew up with a dad, with a father who was a physician, and he on the one hand was very patient-centric, but on the other hand was very scientific and interested to learn. So the very environment I grew up in was governed by the thought that you need science and technology if you want to change and make a difference. So our career was shaped by our passion. Cancer was one of our priorities. And on the other hand, being scientists, we understood that what technology and science offers could be solutions of immediate impact. And therefore, what was basically what became our passion is to translate science and technology into survival and health. It is important, if you start such a journey, to have a clear vision, because the journey is very, very long. It's like a lighthouse. You always see in the distance. On the other side, you have to love what you do. And this is the importance in science, and that we all, every morning, every day, if we start working, we are excited. We want to continue to learn. We are curious. And we know that if things don't work from the very beginning, they will work at one time. Ben Türkiye'deki eğitime gönül veren yüz binlerce eğitimciden biriyim. Geleceğimiz kararmasın diye yeni zamanlara ayak uydurmaya çalıştık. Ama her daim çocuklarımız için, aileleri için endişelendik. Hastalanmasınlar, bir an önce aşı bulunsun diye dua ettik. Aşının bulunduğunu duyunca umutlar yeşermeye başladı. Siz salgına çareyi bulduğunuzda ne hissettiniz? So it was the day on which this analysis would happen, which was an interim analysis of efficacy of a vaccine. And I remember that Urs and I were sitting together at the table and were discussing. And what Urs said was, well, we don't know what we will hear today. Yeah? And indeed, there was no way of knowing whether the thumb would be up or down. Yeah? And he said that irrespective of what we would hear, it was worth it to try to contribute, and that it had been a moral obligation. Later the day, we got the call with the data from this independent committee and heard that our vaccine did work, that we had a protective efficacy, and we also did hear that it is 95%, which was the second surprise and unknown, and it was an exhilarating moment to learn this. We felt blessed, because it's not only about being diligent and doing the work, it also is about biology being
merciful. And this virus was susceptible to a vaccine. So it was a very special moment for us. So we felt blessed and grateful. We understood that our work, the 20 years of research, our team's work was paying off. Knowing that we have a vaccine, the question would be, how can we make this vaccine available for everyone on the planet? Ben Türkiye'deki milyonlarca işçiden biriyim. Türkiye durmasın, üretime devam etsin diye çalıştık. Çarkların durmaması için çabaladık. Şimdi ise benim için sırada çalışmaya devam etmek ve üretime katkı sağlamak var. Sizin için sırada ne var? There is still a large part of a global population of this planet, in particular also in low and middle income countries, which has not received the vaccine and has to be served. So this is part of our current and also future work to, on the one hand, ensure that everyone who wants to be vaccinated gets the vaccine. The other work stream is to accelerate and further focus on our first love, the treatment of cancer. But what we also have learned is how broad actually the potential of mRNA is. This includes, on the one hand, infectious diseases. Malaria and TBC and HIV are the biggest killers there. We are now in a position to be able to invest a lot into research and change the fate of many type of diseases, and this is a great chance and again an obligation. Bugün Türkiye salgına rağmen her gün işinin başında olan marketteki kasiyerine, kargo dağıtan kuryecisine, güvenliği sağlayan polisine, askerine, gazetecisine, otobüs şoförüne, fırıncısına, sağlık çalışanına, öğretmenine, işçisine minnettar. Ama bu topraklar üzerinde yaşayan herkes asıl size minnettar. Efendim, 2021 Tıp Onur Ödülü Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye gidiyor. Yoğun programları nedeniyle Sayın Şahin ve Sayın Türeci bugün maalesef aramızda olamadılar. Ancak Sayın Bülent Eczacıbaşı ve Profesör Doktor Turgay Dalkara Almanya'da 2 Eylül tarihinde kendilerine ödüllerini takdim ettiler. Dilerseniz o anı izleyelim. Eczacıbaşı ödülü için çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok teşekkürler hepinize. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bu ödül büyük bir onur. Ve jüriye ve Eczacıbaşı topluluğuna çok çok teşekkürler. Çok memnun olduk. Evet, değerli bilim insanları, saygıdeğer konuklar, ödül törenimizin sonuna geldik. Ödül kazanan bilim insanlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Gelecekte hepimizi gururlandıracak, ülkemizi ileriye taşıyacak yeni ödül törenlerinde buluşmak dileğiyle. Şimdi tüm ödül alanları ve ödül verenleri sahneye fotoğraf çekimi için rica edeceğim. Ancak bu sefer maskelerimizle rica edeceğim efendim. Daha sonra dış alanda, açık alanda yapacağımız kokteylimize katılacağız. Önce müsaadenizle fotoğraf çekimimizi gerçekleştirelim. Buyurun efendim. Şöyle öne doğru alalım buyurun.
teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun efendim. 2021 Doktor Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödüllerinin bugün burada sonuna geliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Açık alandaki kokteylimize davet ediyoruz. Buyurun efendim.